Sayın Valim, Sayın Rektörüm, değerli protokol, üniversitemizin çok değerli senato üyeleri ve saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli akademik ve idari çalışanlarımız, yurdun dört bir yanından evlatlarının bu büyük başarısını görmeye gelen çok değerli ailelerimiz, Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı Fen Edebiyat Fakültesi mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sayın Valim, değerli konuklar, sayın velilerimiz, işte gurur tablolarınız, sayın hocalarımız, işte geleceğe bıraktığınız en büyük miraslarınız. Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Matematik ve Sosyoloji bölümü mezunları geliyor. Alkışlarınızla yerlerini almaları için mezunlarımızı davet ediyoruz. Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili gençler, bugün sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine gururla armağan ediyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi tüm renklere, düşüncelere ve inançlara saygının anlam ve ifade bulduğu bir eğitim kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı gençlerimizi hep birlikte geleceğe uğurluyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi çoğulcudur, çok renklidir, herkesindir. Zafer benimdir diyerek zafere koşan, başaracağım diyerek zafere ulaşan gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Özgür ve eleştirel düşünce ışığında yeşeren ve kök salan bilgiyi, karşı konulamaz bir yaşam enerjisiyle merak eden bireylerin adımlarıyla dört bir yanını arşınladığı modern bir üniversitedir Bülent Ecevit Üniversitesi. Aynı gökyüzüne birlikte baktığımız dünyada kendimizi ve gerçeğimizi bulduğumuz ve bilgiyi paylaşarak çoğaldığımız yuvamızdır. Biz geleceğiz. Biz aydınlık yarınlarız. Çünkü biz birlikte başarıyoruz. İşte bu başarının gerçek mimarları, öğretim elemanlarımız geliyor. Bir nakış gibi işleyen ve onları aydınlık yarınlara hazırlayan saygıdeğer öğretim üyelerimiz, sizleri gönülden kutluyoruz. Değerli konuklar,
Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile vatanın dört bir köşesinde canını bu topraklar uğruna feda eden gencecik Mehmetçiklerimizin ve yüzlerce metre yerin altında şehit olan tüm madencilerimizin hatıraları huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli konuklar, şimdi de fakültemizi birincilikle bitirme başarısı gösteren Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü öğrencimiz Dilek Larçın'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Protokol Üyeleri, Sayın Hocalarım, saygıdeğer ailelerimiz, sevgili arkadaşlarım. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2018 yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle fakülte birincisi olarak bu konuşmayı yapıyor olmamdan ailem ve bölümüm adına büyük onur ve gurur duyuyorum. Bugün alacağımız belge hiç kuşkusuz ailelerimizin, hocalarımızın ve bizlerin emek ve özverisinin gurur verici buluşmasını temsil eder. Bugün burada çok farklı ve yoğun duygulara sahibiz. Aslında hepimiz ortak bir sevinci buluşmak için toplandık. 4 yıl önce başladığımız üniversite serüveninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın gerçek bir hayat bizi bekliyor olacak. Artık kendimizi Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi olarak değil de gururla Bülent Ecevit Üniversitesi mezunu olarak tanıtacağız. Evet, mezun oluyoruz. Bitti işte. Bir yandan zorlu sınavların, projelerin, yorucu derslerin ve sabahlayıp yetiştirilmesi gereken her şeyin bitmiş olmasının dayanılmaz hafifliği, bir yandan iyi günde, kötü günde her zaman yanımda olan ve her daim destekçim olan arkadaşlarımdan ayrılıyor olmanın hüznü, diğer yandan Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazandığımı öğrendiğim andaki
ve bu bölümü bitiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli hocalarım, üniversitemiz yoğun bir emeğin, inancın ve özenin eseridir. Seçtiğimiz meslekte başarılı olmanın anahtarını bize sizler verdiniz. Bizleri sosyal yaşamda, teknolojide, bilimde ve mesleki hayatımızda çağın gereklerini yerine getirirken takip eden değil, takip edilen aydın bireyler olacak şekilde yetiştirdiniz. Yolumuzu aydınlatan tüm hocalarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencisi olarak 4 yıl boyunca her türlü desteğini bizden esirgemeyen, her konuda bizlere yardımcı olan ve bugün başarılı bir moleküler biyolog olarak mezun oluyorsak, bunda en büyük pay sahibi olan çok değerli bölüm hocalarıma, tüm arkadaşlarım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili ailelerimiz, sizin eğitime verdiğiniz önem sayesinde üniversite eğitimi görme şansını ve bu diplomayı alma başarısını elde ettik. Bu başarının asıl sahibi sizlersiniz. Hepinize kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Okul derecemden çok daha büyük başarım, bu özel günümde beni yalnız bırakmayarak mutluluğuma ortak olan çok değerli insanlara sahip olmamdır. Bana vermiş oldukları her türlü maddi ve manevi destekten dolayı derslerimde göstermiş olduğum başarının bana sağladığı bu fırsattan yararlanarak hepinizin önünde aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar, bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ülkemizle ve onun geleceğiyle ilgilenmenin birinci derecede görevimiz olduğunun farkındayız. Bu amaçla bizler kendi mesleğiyle yetinmeyen ve ülke çıkarlarını her zaman en önde tutan bireyler olarak hayata atılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefaletle terk eder. Sözünde de vurguladığı gibi milletimizin şanlı ve yüksek bir topluluk halinde yaşaması için gençlere büyük görev düştüğünün bilincindeyiz. Ülkemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz tarafından hangi şartlarda kurulduğunu asla unutmayacağız. Bu topraklarda huzur içinde yaşıyor ve ülkenin her türlü imkanından faydalanabiliyorsak bunu hiç şüphesiz onlara borçluyuz. Sevgili mezun arkadaşlarım, mezun olup hayata atılırken yapmamız gereken çağa ayak uydurarak ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmektir. Bizim başarımız ülkemizin başarısı olacaktır. Türkiye'yi bilimsel, sosyal ve ticari alanların öncüsü haline getirmemiz gerekmektedir. İnanıyorum ki bizler erdemleriyle, yetenekleriyle, başarılarıyla bunu yapabilecek potansiyele sahip bir kuşağın temsilcileriyiz. En içten duygularımla yolumuzun açık olmasını diliyorum. Sözlerimi çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela şahsiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar sözleriyle noktalamak istiyorum. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim, saygılarımla. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Fakültemizi temsilen konuşmalarını yapmak üzere Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Şadi Şen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Protokol, Üniversite Senatımızın saygıdeğer üyeleri, öğrenci velilerimizin saygıdeğer aileleri, sevgili gençler, 2017-2018 akademik yılı mezuniyet törenimize hoş geldiniz.
fakültemiz Atatürk ilkeleri ışığında temel bilimler ve beşeri bilimler alanında yüksek öğretim ilke ve yasaları çerçevesinde çağdaş eğitimi özümsemiş, bilimin ilkeleri doğrultusunda toplumsal değerlere bağlı, üstün nitelikli bireyle yetiştirmeyi, araştırma, eğitim, öğretim alanında çalışmalar yapmayı ve bunları toplum yararına sunmayı görev kabul etmiştir. Üniversitemiz felsefesinden yola çıkılarak fakültemiz her türlü inanç ve düşünceye saygılı, yeni fikirlere her zaman açık olmuş, sürekli gelişme anlayışında, etik değerlere bağlı, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yaratacağı insan profiliyle örnek gösterilen bir kurum olmayı benimsemiştir. Fen Edebiyat Fakültesi 1992 yılında kurulmuştur. Halen 11 bölümümüz ile aktif olarak eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fen alanındaki bölümler fizik, kimya, biyoloji, matematik, moleküler biyoloji, genetik bölümleri, sosyal alanındaki bölümlerimiz ise Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Tarih, Sosyoloji, Arkeoloji ve Psikoloji bölümlerimizdir. Fakültemiz 2017-2018 akademik döneminde 2831 öğrenci ile lisans, eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Üniversitemiz öğrencilerimize sadece araştırma, eğitim, öğretim olanakları sağlamamıştır. Sayıları 91 olan öğrenci toplulukları, öğrencilerimizi bilim, kültür, sanat, spor alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Topluluklar üzerinden birçok etkinlik öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz özel günlerde sergiler açmışlar, tiyatro gösterileri düzenlemişler, çeşitli alanlarda müsabakalara katılmışlar, paneller düzenlemişler ve benzeri etkinliklerde onları hep ön planda gördük. Bugün mezun gençlerimizi yarınlarımıza, geleceğimize büyük ümitlerle uğurluyoruz. Gençlerimizi donanımlı olarak mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Mezun ettiğimiz gençlerimizi ülkemizin muhtelif yerlerinde halkının yanında sorumluluk bilinci içinde görevlerini en doğru şekilde yapacaklarında kuşkumuz yoktur. Üniversite yaşamında gençlerimize destek verenleri burada anmak ve teşekkür etmek isterim. Öncelikle üniversitemize yakın ilgisini hissettiren Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. İhtiyaç duyduğumuzda bizlere destek veren başta Sayın Rektörümüz olmak üzere üniversite yönetimine şükranlarımı arz ediyorum. Dekan yardımcısı arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Fakültemizde gerek akademisyenleri gerekse öğrencileri talep ve isteklerini büyük özveriyle yerine getiren, bürokratik işlemde çok hızlı hareket eden, her zaman yanı başımda olan idari kadromuza minnettarlığımı belirtmek isterim. Fakültede görevli işçi kadromuza yaptıkları özverili hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin üzerinde emeği olan üniversitemizdeki tüm bilimler elemanlarına buradan teşekkür ediyorum. Saygıdeğer akademik kadromuz, öğrencilerimizin mesleki yönden donanımlı, sorumluluk bilincine sahip, aklın ve bilimin gösterdiği yolu rehber kabul eden, vatanını ve milletini seven, kariyerlerinde ve sosyal yaşamlarında renkli bireyler olarak yetişmelerinde öncülük yaptırırız. Onları çalışma hayatına hazırlanmalarındaki çabalarınız için şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bir alkış da kendilerine. Gençlerimizin saygıdeğer aileleri, sizlerin gençlerimizin yetişmelerindeki emeğiniz hiçbir değerli ölçülemez. Varlığınızın onlara verdiği motivasyon, maddi desteğinizin yanında başarıda en etkili faktör olmuştur. Telefonda sesinizi duymak bile onlara
verilebilecek en büyük destek oluyordu. Onların eğitimlerinde olduğu gibi gelecekteki kariyerlerinde de çok büyük pay sahibisiniz. Ülkemizin onlara çok ihtiyacı var. Onlarla doyasıya gurur duyabilirsiniz. Üniversitem adına, ülkem adına sizlere üstlendiğiniz ve yerine getirdiğiniz bu sorumluluktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, üniversitemizde ayak bastığınız an misafirimizdiriz. Ancak bugün artık Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite mensubusunuz. Üniversitemizin asli üyesisiniz. Bulunduğunuz her ortamda bizlerin temsilcisi konumundasınız. Üniversitemizde zihniyet olarak size her türlü düşünceyi özgürce ifade etme ortamı yaratıldı. İyi bir öğretimin yanında her türlü sosyal, kültürel, sanat, spor etkinliklerini doyasıya var olduğu bir kurumda öğrenci oldunuz. Bu mental düşünceyle kendinizin özel olduğunuza kendinizi inandırınız. Özgüveninizi her zaman muhafaza ediniz. Üniversitemizin sizlere gereken verdiğine inanınız. Bundan sonraki hayatınızda buranın sizin için diğer bir yuvanız olduğunu unutmayınız. Uzakta olmak burayı sahiplenmenizi etkilemez. Gönlünüze koyduğunuz değer asla unutulmaz. Bizler hocalarınız olarak ihtiyaç duyduğunuzda her zaman kapılarımız sizlere açık olacak. En büyük arzumuz sizleri layık olduğunuz şartlarda tüm kazanımlarınızı ülkemiz için sunmanız. Giydiğiniz cübbelerin geleceğe müreffeh Türkiye'si için bir sorumluluk simgesi olduğunu asla unutmayınız. Devletimizin gençlerimizin önünü açacağı politikalar ile böylesine dinamik kadrolarımızın ülkemizin her alanda iş gücüne kazandırılması tabii ki en büyük beklentimizdir. Sevgili gençler, nasihat olarak değil de meslek yaşantınızda ve yaşamınızın her aşamasında sizlere yararlı olacağına inandığım bazı önerilerim olacak. Bu öneriler daha fazla yaş almamdan dolayı edindiğim tecrübelere dayanıyor. Bunlar kulağınıza küp olsun isterim. Yapmanız gereken işi asla ötelemeyin. Mesai saatinize kendinizi bağlamayın. Mutlaka gerekiyorsa o işi bitirin. Yarın sözcüğünü fazla kullanmayın. Pazartesi sözcüğünü de çok kullanmayın. Yapacağınız işi bitirmeye kendinizi odaklayın. Tam karar veremediğiniz bir durumda size verilen süreyi sonuna kadar kullanın. Asla ve asla bahanelere sığınmayın. 81 milyon insanı bir arada tutan Atatürk ilkelerinden fikriniz, siyasi görüşünüz ne olursa olsun asla vazgeçmeyiniz. Gelecekte varlığınızı, yaşam kalitenizin üst düzeyde olduğu bir Türkiye için bir bakıma zorunluluktur bu. Sizlere son bir ödev vermek istiyorum. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okuyoruz. Atatürk'ün söylemini de mutlaka okuyoruz. Kendi ifadelerinden başkalarının yorumuna gerek duymadan ne demek istediğimi anlayacaksınız. En önemli önerim ki fakülte bilincimizin de ifade ettiği gibi ki ben bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Bakın Atatürk öğrencimizin de ifade ettiği gibi ne anlamlı söylemiş. Bunu tekrar ediyorum. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden refah içinde yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Sevgili gençler, mesleğinizi severek yapmanızda ilham kaynağımız olan sinerjinizle buraları bizleri ışıklandırdığınız için siz sevgili gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizler geleceğimize güneş olup Türkiye'mizi aydınlatacak olan yüzler olacaksınız. Gerektiğinde karanlıklarda yıldız olup halkınıza yol gösterici olacaksınız. Geleceğiniz hep güzelliklerle dolu olması temennisiyle gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Bayram havasındaki törenimize şeref vermenizden dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere katılımcılara teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
dekanımıza teşekkür ediyoruz. Kabul ederlerse konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Çufalı'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sunucu arkadaşımız kabul ederlerse dedi, kabul etmemek mümkün değil, zaten bunun için buradayız. Sayın Valim, değerli protokol mensupları, meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım, kıymetli aileler ve misafirler, sevgili mezun genç arkadaşlarım. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 1924 yılında Maden Mühendislik Mektebi olarak açılan, 1992'de ise üniversite olarak kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bugün 11 ayrı kampüste 3 enstitü, 14 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 31 araştırma ve uygulama merkezi ile ve teknoparkı ile Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biridir. 57 bin mezun öğrencisi, 35 bin hali hazırdaki öğrencisi, 3300 akademik ve idari personeli ile her geçen gün büyüyen ve gelişen büyük bir aileyiz. Bu yılda üniversitemizden 6700, Fen Edebiyat Fakültemizden ise 330 öğrencimizi mezun ediyoruz. Bilime verdiği katkının yanında Zonguldak'a sosyal, ekonomik ve kültürel katkılar da sağlayan üniversitemiz daha da gelişmeye devam edecektir. Son olarak geçtiğimiz yıl kurulan ve bu yıl faaliyete geçen teknoparkımız bu gelişmemize daha da ivme kazandıracak. Üniversite sanayi işbirliği alanında da bütün büyük atılımlar gerçekleştirecektir. Biz elimizden geleni yapmaya, gelmeyeni de zorlamaya devam edeceğiz. Sayıları her geçen yıl artan uluslararası öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın uluslararası yayın ve faaliyetleri üniversitemizin adını dünyanın her bölgesinde duyurmaya devam edecektir. Kıymetli aileler, gençleri bize emanet etmiştiniz. Ana baba veli olmak zordur. Onlara elimizden geldiği kadar faydalı olmaya, alanlarında bilgi ve beceri kazandırmaya çalıştık. Umarım beklentileriniz olabildiğince karşılanmıştır. Biliyoruz ki çocuklarınız sizin için hep çocuk kalacaktır. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Onlar artık büyükler. Onlara güveniniz. Tabii bu güvenin yanında yine de kollarınız, kanatlarınız, yardımınız, desteğiniz onların üzerinde olacaktır. Gençler, üniversitede aldığınız eğitimin ardından yeni bir hayata başlıyorsunuz. Burada acılı, tatlı fakat unutamayacağınız günleriniz geçti. Bu günleriniz, tecrübeleriniz, öğrendikleriniz, hatta öğrenemedikleriniz bile hayatınızın bir safhasında karşınıza çıkacak. Ümit ediyorum ki burada edindikleriniz önünüzde ışık olur, yol olur. Hep doğru olun, doğruluktan ayrılmayın, dik durun. Eğitim bir ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bundan sonraki hayatınızda da kendinizi yetiştirmeye, geliştirmeye devam edin. Cesaretli olun, girişimci olun.
Mutluluğun insanlara faydalı olmaktan geçtiğini unutmayın. Hep iyilik ve güzellikle anılacak bir geleceğiniz olsun. Hayatınız verimli, sevinçli, huzurlu olsun. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, değerli konuklar. Sizleri mezunlarımızın 4 yıllık eğitim sürecinde yaşadıklarından derlenen duygu dolu sinevizyon gösterisiyle baş başa bırakıyorum.
bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kederde. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın hiç o tayten gülen gözlerde yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle
güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Türk'sün, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellä haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sali vili hikku tukka, tappu täppi tippu hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kasko lahjasta laitaa. Sali vili hipput, tappu täppi, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veisellä huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kasko lahjasta laitaa. Laitaa salivili hinnut, tappu tämmin, tipput hiljalleen. Helipate, 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 hilla, helipate, helipate, helipampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tuli, tili tuli, tili tantaa. Hali tuli jallaa, tili tuli tallaa, tili, 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 tili tallaa. Hali tuli, tili, tali, jalla, ti jallan, tili, tali, 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 helilantaa. Rimpati rallaa, ripira pirallaa, rumpati ruppar, ripirampu. Jakka rikkaa, rippari lapalan, tuli, tuli lallan, tiviranku. Jatsatsappari, dikkari lallan, tikkari dillan, tikstandullaa, dipidapidan. Ruppati rupiran kurikan kukka ja kirikanko. Ratsati saa ja ribidavidilla peritstan tillan tellan doua. Parikkatita parikkari pari pidi 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 stän tellan kouja. Parillas tillan deja loua. Da vada 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 vada. Paristan tillas tillan doba da kada 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 du du deja do. Siellä oli justi ja soiton jälkeen sain minä kerran sytkytetty. Ne komentini ämmä se liite ja Ieva jo alakon nyhkytek. Minä sanan Ievalle mitä mitäpä se haittaa, laskema vielä hiilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Muorille sanoi, jota tukkee suusi, ja ruppesin tervetä stakkoomaan. Terveenä pääset, ku korjoo luusi, ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys, haittako akkoja muhkii lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen.
Sen minä sanon, jotta purran pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä, ittävä minä en luovu ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kata siila hiasta laitaa. Salivili hippu, tuppu, tappu, täppi, tippu, hiljalleen. Tätä koo, ievan suu oli tehnäisellä, koimme se tonne toivottitko. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyy saittaa, sillä kaskoo lähiästä laitaa. Salivili hippu, tuppu, tappu, täppi, tippu, hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veiseltä huijutti, kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kalaskoo lajiasta laitaa. Salli lippu, tuppu, tappu, tämmy, tippu, hiljalleen. Helipate, 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 hella, helipate, helipate, helipampaa. Jali tuli jalla, tali tuli jalla, tili tali, tili tali, tili tantaa. Vali tuli jalla, tili tuli talla, tili, 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 tili talla. Hali tuli tili. Jallati jallan, tili tali 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 helilantaa. Rimpati rallaa, ripira virallaa, rumpati ruppar ripirampuu. Jakka rikkaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tivirankuu. Jatsa tsappari, dikkari lallan, tikkari dillan, tikstandullaa. Dipidapidallaa, ruppati rupiranku, rikankukka ja kirikankuu. Ratsati saa ja ripidapidilla, peritstandillan, tellan doua. Parikkati taa, parikkari, paribidibidibidistän, tellan doua. Parillas, tellan deja. Siellä oli justi ja soiton jälkeen sain minä kerran sytkyteen. Ne komentini ämmä selite ja Ieva jo alakon nyhkyteen. Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa, laskema vielä hiilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Muorille sano, jota tukkee suusi ja ruppesin tervetä stakkoomaan. Terveenä pääset, ku korjoo luusi ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittako, akkoja muhkii lähiästä laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Sen minä sanon, jotta purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä, ittävä minä en luovu ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kata siila hiasta laitaa. Salivili hippu, tuppu, tappu, täppi, tippu hiljalleen. Sayın Valim, değerli konuklar, törenimizin bu bölümünde 7 yarı yıl sonunda en yüksek not ortalamasına sahip olan öğrencilerimizi davet ederek plaket ve başarı belgelerini takdim edeceğiz. Fen Edebiyat Fakültesi birincisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden Dilek Larçın. Plaketini ve başarı belgelerini vermek üzere Sayın Valimiz Ahmet Çınar'ı sahneye davet ediyorum. Sizi bekleteceğim birazdan, biraz daha. Sayın Rektör ve Sayın Dekan'ın mezuniyet küçüğüne isim plaketini çakmak için sizleri de sahneye davet ediyorum. Dileğin sevgili ailesini de mezuniyet küçüğüne isim plaketini çakmak için sahneye davet ediyorum. Thank you.
teşekkür ediyorum sizlere, sağlıcakla. Sevgili Dilek'i tebrik eder, başarıların devamını dileriz. Fen Edebiyat Fakültesi ikincisi, tarih bölümünden Meryem Yiğit. Plaketini ve başarı belgelerini vermek üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çufalı'yı sahneye davet ediyorum. Sevgili Meryem'i tebrik eder, başarıların devamı dileriz. Fen Edebiyat Fakültesi üçüncüsü, tarih bölümünden Fulya Yıldız. Plaketini ve başarı belgelerini vermek üzere dekanımız Sayın Profesör Doktor Şadi Şen'i sahneye davet ediyorum. Sevgili Fulya'yı tebrik eder, başarıların devamını dileriz. Şimdi sırada Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde dereceye giren öğrencilerimize başarı belgelerini takdim edeceğiz. Sosyoloji bölüm birincisi Duygu Bostancı. Sosyoloji bölümü ikincisi Nur Banu Derman. Sosyoloji bölüm üçüncüsü Melike Özlem Uygun. Başarı belgelerini ve hediyelerini vermek üzere Sosyoloji bölüm başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Erdem Dilibeşe'yi sahneye davet ediyorum. Edebiyatı bölümü birincisi Şerife Keleş. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ikincisi Nur Fırıncı. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü üçüncüsü Safiye Nur Akçamlı. Başarı belgelerini vermek üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Gülbanu Duman'ı sahneye davet ediyorum.
değerli konuklar. Şimdi de Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 akademik yılını başarıyla tamamlayarak bugün sizlerin huzurunda olan mezunlarımıza diplomalarını takdim edeceğiz. Matematik Bölüm Başkanlığı eşliğinde matematik bölümünün değerli hocalarını, öğrencilerimize diplomalarını takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Davet ediyoruz. Matematik bölümü. Ali Ayar. Asuman Erarslan. Ceylan Maloğlu. Nur Dirimeşe. Neslihan Özmaden. Kübra Özdemir. Ferhat Özdemir. Ebru Evbekler. Kadriye Sakallı, Büşra Kozak, Nagihan Bora, Ayşe Kağan, Metin Samet Öztürk, Ayşe Nur Yürekli, Hacer Mayda, İzel Günaçtı, Eda Gücücük, Nimet Narman, Fatma Özdemir, Mehmet Dağcı, Mehmet Yakupoğlu. Değerli hocalarımıza teşekkür ediyor. Yerlerine davet ediyoruz. Sosyoloji Bölüm Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe eşliğinde tüm sosyoloji bölümünün değerli hocalarını, öğrencilerimize diplomalarını takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Sosyoloji bölümü Melike Özlem Uygun, Nurbanu Derman, Gülçin Baysal, Merve Katar, Çağlagül Güecin, Yaprak Silik, Merve Koçak, Sare Aydın, Zeynep Aydın, Refia Sena Serin, Cemre Nurcin, Kübra Ömür, Elif Işık, Zeynep Başak, Ümmühan Buyruk, Ezgi Özalp, Gamze Düzgün, Özlem Esin Öztürk, Gülnur Kurt, Merve Karadaş, Zerrin Kumru Tüfekçi, Duygu Bostancı, Gülnur Çörekoğlu, Cansel Karkoğlu, Ayşe Uzun, Dilara Doğan, Esra Dere, Demet Aykut, Şeyda Bayraktar, Emine Sevinçkaya, Büşra Koşar, Emine Usta, Aydan Kasap, Mine Aksoy, Alime Oğur, Buket Cevizci, Alper Şanal. Değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, yerlerine davet ediyoruz. Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Gülbanu Duman eşliğinde tüm Türk Dili Edebiyatı Bölümünün değerli hocalarını, öğrencilerimize diplomalarını takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum.
Edebiyatı Bölümü Ahu Topaloğlu, Amine Yılmaz, Burak Bayındır, Büşra Sarıkaya, Celal Baran Yıldırım, Damla Nur Memiş, Dilara Aydemir, Eray Top, Esengül Koca, Evin Cebba, Ezgi Nur Kirman, Gizem Tümkaya, Gönül Yıldırım, Hatice Karakaya, Havva Nur Gündoğdu, Hülya Karakoç, İhsan Kalkan, İshak İslamoğlu, Kader Demir, Kenan Gençtürk, Kübra Yüksel, Liba Nur Sivakçı, Meltem Doğu, Mihriban Arslan, Miraç Göktuğ Danışmaz, Mirvaiz Bık, Muhammed Fatih Gülaydın, Mustafa Can Kıvrak, Nur Fırıncı, Nurgül Sözen, Seda Doymaz, Selami Kolayoğlu, Sema Nur Dede, Sema Nur Ertem, Seyfullah Aksu, Sibel Avcı, Sinem Albayrak, Sinem Tüysüz, Tuğba Ağısa, Tuğçe Kurt, Ümit Çiçek, Yeşim Karataş, Berkan Dağlı, Buse Ülken, Büşra Yazgaç, Canan Güloğlu, Caner Sarıca, Çiğdem Kasap, Demet Doğan, Derya Keskin, Duygu Karahan, Ebru Taşdemir, Ebru Koca, Elif Arzu Sevimli, Esra Ömeroğlu, Esra Mataracı, Fatih Duyar, Fatma Göçer, Fatma Çağlayan, Gurbet Gülçehre, Habibe Uzdemir, Hatice Yavuz, Havva Cevher, Hilal Söylemez, Kübra İpek, Makbule Alçay, Mehmet Demir, Mert Hasan Şahin Türk, Merve Tuğrul, Mihriban Çavuş, Murat Ası, Nursel Ünlü, Nursena Azgın, Rüya Güngör, Safiye Nur Akçamlı, Seda Sündüz Titiz, Seher Korkmaz, Semih Özdemir, Sevda Nur Çağlar, Sümeyye Merve Özdoğan, Şerife Keleş, Tuğba Çelik, Tuğçe Kabasakal, Tuğba Döner, Ümran Keçeci, Yonca Avşar, Zekiye Balcı, Zeynep Yazıcı, Zeynep Yılmaz, Zozan Cengiz. Değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, yerlerini alıyoruz.
Sayın Valim, değerli konuklar, öğrencilerimiz törenin bu bölümünde mezuniyet yeminlerini edeceklerdir. Yemin ettirmek üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Muhittin Turan'ı davet ediyorum. Saygıdeğer Valim, saygıdeğer Rektörüm, muhterem protokol, veliler, saygıdeğer öğrenciler. Evet, şunu söylemem gerekir ki mezunlarımızı özleyeceğiz. Onu belirtmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gür bir sesle şu salonu tabiri caizse inleteceğiz. Çok kuvvetli bir şekilde andımızı okuyacağız, yeminimizi. Hadi bakalım. Bu diploma ile, bana verilen unvanın, onurunu koruyacağıma, yüklediği sorumlulukların, tanıdığı yetkilerin, her an bilincinde olarak, hangi koşul altında olursa olsun, onları iyiye kullanacağıma, ülkeme ve insanlığa, yararlı olacağıma, kendimi ve mesleğimi, yükseltmeye ve yüceltmeye çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine, and içerim. Hayırlı olsun. Evet, geldik törenimizin son ve en keyifli anına. Tüm hocalarımızı öğrencilerimizle beraber bu anı paylaşmak üzere sahneye davet ediyorum. Coşkumuzu paylaştığınız için teşekkür eder, saygılar sunuyoruz.